gel dünya sevince. Hoş gel dünya sevince. Bu gece eğlence. Hoş gel dünya sevince. Neşeli yüzlerle. Hoş gel dünya sevince. Şeftensin gönlünde. Ya sen de kim be? Ben geliyorum ben. Gülsün gülmeyen yüzle. Kim lan bu internet mahir? Karizmamı sarstı lavuk. Ulan kokoreççi! Buyur Şuayip Usta! Söyle ulan, ben mi daha zamparayım yoksa bu internet mahir mi? Oho! İnternet mahir dünyanın en ünlü 100 kişisinin arasına girdi Şuayip Usta. Adam internetteki sitesi sayesinde Avrupa'daki, Amerika'daki çıtırları çıtırı çıtırı yiyor. Bırak elinden lan o kaka kolayı. Koynumuzda internet mahirci besliyormuşuz, haberimiz yokmuş. Ulan bundan sonra bütün zamparalık işlerimi ben de tek tuşla halledeceğim. www.shuayipilovyou.com.tr adında dubleks bir site açacağım. Bana sormadan ne açıyorsun bakayım Şuayip? Hayatım, bilirsin sana sormadan kasus kapağı bile açmam. Neyse bu akşam ortalardan kaybolma, doğum gününü kutlayacağız. Doğum günümü hayatım, acelesine haftaya kutlardık. Şuayip doğum günü doğum gününde kutlanır. Haklısın hayatım da ben bu akşam tekele mal almaya gidecektim. Şimdi randevuya gitmezsem rakılar hayip olur, karizmam sapsılır yani. Tekele sabah mal almaya gittik ya Şuayip Usta, ne çabuk unuttun. Bana bak ulan, seni tek elimle boğmamı istemiyorsan akşam eve erken gelirsin. Her zaman gittiğimiz restoranda yer ayırdım. Emlakçı Durulman karısı da misafirimiz ona göre. Tamam hayatım, siz gidersiniz ben arkadan size yetişirim. Şuayip! Efendim karıcığım. Bu akşam Çapari restorandayız ona göre. Tamam hayatım, seni kıracağım ha. Bu ispiyoncunun kafasını kırarım daha iyi. Tıkal bak kulaklarını. Zarretme kompliman yapacağım. Duyuyor musun lan söylediklerimi? Hiçbir şey duymuyorum Şuayip Usta. Tamam o zaman. Kırmızı donunu giydim mi zaruret? Aman Şuayip, bir düzine kırmızı don aldın. Merak edip bir kere bile dönüp bakmadın. Hayatım inan merak ediyorum ama bütün enerjimi dükkanda kaybediyorum. Yoksa bilirsin kırmızıya olan düşkünlüğümü. Boğa gibi saldırırım vallahi. Ben boğa moğa göremiyorum. Ortalarda pısırık bir kedi görüyorum, o kadar. Hadi neyse ben berbere gidiyorum, akşam görüşürüz. Tamam. Bakayım karıcığını. Güle 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 güle. Ulan böyle tehlikeli sahneler için artık bir dublör tutacağım ha. 5 dakikada Bülent Ersoy kadar kilo verdim. Hiçbir şey duymuyorum Şuayip Usta. Duymasın tabi ulan, çek parmaklarını kulaklarından. Bir de kısa devre yapıp kalan zekanı da kaybedeceksin. Ulan zaruretin kapağına kısıldık iyi mi? Ulan
Keşke beni nüfusa yazmasalardı da doğum günüm belli olmasaydı. Bırak ulan, bırak ben bakarım. Hela yanımda ulaşacağım. Alo, buyurun Grossmarketler zinciri. Aa, abo, Cansu. He. Şahip, beni bugün niye hiç aramadın? Aa, dükkanı zarure. Dükkanı su bastı Cansucuğum. Aa, aşk olsun Şahip. Basit bir su benden daha mı önemli? Aa, Fırat Nehri'nin suyunu içeyim, sana bir şey olmasın. Bu dünyada senden daha önemli bir şey var mı hayatım? Bana bir öpücük göndersene Cansu. Çok kız seni. Şahip, bil bakalım bugün ne yapacaksın? Aa, biliyorum hayatım. Bugün sefer hıyarının haftalığını ödeyeceğim. Saçmalama Şahip. Bugün senin doğum günün. Bugün beni müzikli bir restorana davet edeceksin. Seninle doğum gününü baş başa kutlayacağız. Herk? Herk mi? Herk diye bir restoranın adı duymadım. Yoksa yeni mi açıldı? Oğlum ben ne yapacağım şimdi? Ha? Aşağı tükürsem Zarret, yukarı tükürsem Cansu. Gerçi ben aşağı tükürmek istiyorum ama... ne yapsam acaba be? Alo? Şahip neredesin? Şahip! Buldum be! Neyi buldun? Seni götüreceğim restoranın adını buldum hayatım. Çapari restoran. Ha? Güzel. Hayatım, akşamı orada görüşürüz. Aa bak ne diyeceğim, bir de bir kız arkadaşım gelecek Nil diye. Ona göre ha. Ben masamızı ayırtırım hayatım. Sen gidip Nil'le oturuversin. Ben tekele mal almaya gideceğim. 15-20 dakika kadar gecikirim. Küçüklerin gözlerinden senin her yerinden öperim hayatım. Bay bay. Ulan çok tehlikeli bir iş yapıyorum ha. Müşterilere kasap işi vermeyeceğim yoksa Şuayip Usta? Ulan gerizekalı, ulan kozalak. Ben Zarret'le Cansu'yla aynı anda yemek yiyeceğim diyorum. Sen ne diyorsun be? Cesaretine hayranım Şuayip Usta. Ulan ben Çapar'ı restorana ayırayım da Zarret'e en uzak olan masayı Cansu'ya ayırtayım. Gel ay Şuayip, yıllardır ilk defa gece dışarı çıkıyoruz. Çok heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım hayatım. Bu geceyi karizmayı sasmadan bitirebilirsem yırtık. Evet, şöyle geç yavrum. Ben de bir tane biliyorum ama biraz içelim zor anlatacağım. Salatamız da geldi. Sevgili dostlarım, kadehimi sevgili kocamın şerefine kaldırıyorum. Nice 45 senelere şahipçim. 45 mi? O kadar oldu mu? Bayağı geç olmuş vakit ya. İstersen kalkalım. Aa saçmalama şahip, eğlence daha yeni başlıyor. Nice yılların şahipti. En kötü günümüz böyle olsun şahip. Böyle olsun, böyle olsun. Ay, içelim. Nerede kaldı bu ya? Ay geleceğim, merak etme, yoldadır. Evet, bayağı kalabalıkmış ya, güzel işte. Sonra ne Şuayip? Sanki hesabı sen toplayacaksın. Yok hayatım, o bakımdan değil. Yani kalabalık olursa daha eğlenceli, daha samimi bir ortam olur. Başkalarının samimiyetinden bize ne Şuayip? Evet, biz kendi doğru. Samimiyetimize bakalım, değil mi? Buldum kurmasız Şuayb'i, yala bakalım Zarret Hanım. Ah! Dansa! Aniden sancı geldi ya. Ay, en mutlu gecemizde bağırsaklarını bozduğunu söyleme Şuayb. Haklısın hayatım. Keşke bağırsağım randevu alsaydı, öyle sancısaydı değil mi? Ama bağırsak bu böyle nezaket kuralları tanımıyor ki. Evet, beklemediğin anda diye bozuluveriyor. Bağırsaklarım adına hepinizden özür diliyorum. Bu gecenin taktiği belli oldu. İshal numarasına yatıp 3-5-2 sistemiyle hareket edeceğiz. Masalar arası mekik dokuyacağız artık. Nerede ulan bu Cansu? Ha? Ulan en uçta bir masa yırtmıştım yok yukarıya. Aa! Ulan Cansu gülüp gelmiş, bir ayıptır söylemesi. Çıtır kız da yanında. Merhabayın kızlar. Nerede kaldın Şuayip? Şuayip, ben nerede
çıkmış izi de ne? Aa, istediğim sorudan başlayabilir miyim? Tamam, birinci sorudan başla. Hayır, ikinci sorudan başla şu an. İkinci sorudan, evet. Yani ruj izini soruyorsun. Evet. Şimdi hayatım, restorana gelirken Bekir adında bir mahalle arkadaşımla karşılaştım. İlla seni öpeceğim diye saldırdı hayvan herif yani. Bekir dudağına ruj mu sürüyor şu an? O onun cinsel tercihi Cansu gülüm yani. Adam böyle diye selamını almayayım mı yani, değil mi? Yani ayaküstü 40 tane yalan uyduruyorsun, otur şuraya şu an. Yok hayatım, eğer yalanın varsa aha şu dekoltere yan gözle bakayım yani. Şuayip, sevgilim, bak ben ne diyorum. Hadi gel garsonun ceketini yakalım. Yok, garsonun ceketini yakmaya ne gerek var hayatım? Burada senin için yanıp tutuşan Şuayip'in duruyor. Ceket yakmak zaten çok itici Cansu. Bence havaya peçe tutunur. Tamam. Bravo, bravo Nihan'ım. Eğlence anlayışınıza inanın hayran oldum. Biraz daha detaylara girersek başka yerlerimize de hayran olacağım. Hadi hayatım, şerefe bak seni içine doldurdum. Mutluluklar. Şerefe, mutluluklar, mutluluklar. Garson bey, sana bu masayı kapatacak kadar bize peçete getir evladım. Hadi bakayım. Harika ha, bir gece. Peçetelerimiz de yer. Buyurun bakalım peçeteleri alın. Hepsini alın. Aldım aşkım. Alın. Hadi fondüp yapalım mı? Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Şahit. İyi ki doğdun Şahit. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Şahit. Aa, birden bağırsağıma bak sancı geldi. Ay kıyamam, şimdi sancının sırası mı şu an? Vallahi ben çok konuştum, laftan ay anlamadı. Biraz da sen ikna ediver bu sak bu nezaket kural dinlemiyor ki. Niye bozuluveriyor? Öperim, öperim. Ay, kızlar kusura bakmayın, ben bir tuvalete gitmem lazım, aman, hemen geliyorum. Çabuk gel yani, şu an. Bak bekliyorum. Affedersiniz bayanlar, vallahi gecenizi de mahvettim ama çok fena cır cır olmuş biliyor musunuz? Şuayip, o kafandaki peçete ne? Ne? Kafanda mı? Ah, bu ne ya? Ay Allah! Herhalde tuvaletten çıkacağım, tuvaletçi kadın elime vereceğim, ben o kafamı verir. Hadi bakalım. Hadi geçelim. Şuayip, içki sana dokundu galiba. Oysa sen içkiye alışıktın. Ha, bir rakı, doğal olarak dokunuyor tabii. Aha, ne şarabı ulan? Sen bağırsaklarından beraber kafayı da üşüttün galiba. Ha, yok hayatım, onu demek istemedim yani. Rakıyla şarap, içki azabına uymaz. Yahu. Rakıyla şarabı hangi dallama bir arada içer? Salak hükretme! Doğru. Şimdi bazı vatandaşlar mecburen rakıyla şarabı içerler, içebilirler yani. Ay, hadi gelin pisle göbek atalım. Hayır, pisle hayatım yani. Burada oturduk yerde. Güzel göbeğimizi atarız ya. Aa, şu ayıp memurlar gibi masa başında göbek atılır mı? Hadi doğru. Yapma ya. Hadi şu ayıp kalkar. Hadi yapma. Hadi doğru. Hadi doğru. Şu ayıp kim? Karıcığına hiç para yapıştır. Ha evet. Yapıştırmaz olur muyum hayatım? Nasıl olsa geri alırım. Hayvan. Aa, neredesin sen?
gitgide mi kaybolup duruyorsun? Bağırsaklarım isyan halinde. Vücudumdan ayrılıp yalnız yaşamak istiyorlar. Ay, yerim o bağırsakları ben aşkım. Hadi bana biraz böyle yapıştır ama. Yapıştırayım. 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 Efendim, bu gece değerli iş adamı Şuayb Bey'in yaş gününü kutluyoruz. Sevgili eşi Zaruret Hanım'ın Şuayb Bey için bizden istediği bir şarkı var. İnleyen nameler bu sarkı. Şuayb, ne oluyor? Yani ben şimdi sana tabii ki bunu teker teker anlatmam. Karakolda mı? Zaten bunu anlatmaya geldim ben sana. Olay şöyle gelmiş. Hayda! Yine değerli iş adamı Şuayb Bey'in yaş gününü kutluyoruz. Değerli sevgilisi Cansu Hanım'ın bir istek şarkısı var. Yakalarsam mucuk mucuk. Burada bahsi geçen Şuayb Bey, aynı Şuayb Bey mi acaba? Hayatım, bak vallahi izah edeceğim. Ya güzel bak, bir kere bak, rezil oluyoruz insanlara hayatım. Bak vallahi ah, orkestranın çalmasına gerek yok. Birazdan inleyen nameler bütün ruhumu ve vücudumu sıkacak. Aşağıda karayla! Ben bu karıyı tanımam etmem hayatım! Sevgilinle karına oynayın! Yetişin! Yetişin! Şimdi rezervasyon kurbanı oldum! Yetişin! Hamaset, her şey ateş pahası olmuş. Maydanoz bile dünyanın parası. Yani 25 milyon para verdik, daha iki poşeti dolduramadık. Bir tanesi dolmamış bile hatta. Bey abi, bu delik ayol. Hepsini dökmüşsün. Ben nereden bileyim delik olduğunu, müneccim miyim ben? Canım birazcık dikkat etsene. Parayı yoldan mı topluyoruz da sokağa saçalım? Enginarcı. Enginarcı bir dakika. Ne kadar enginar? Aa, Bey abi. Efendim? Baksana şuraya bir bebek. Bebek mi, nerede? Şurada yol bak, çöpe atmışlar. Ne çöpü hamaset, kapının önüne bırakmışlar. Tamam canım, çöp bidonunun yanında bırakmışlar işte. Allah Allah. Yepyeni bebek su çöpe atılır mı hiç? Daha bu sevilir ayol. Aman da aman. Sıfır kilometre bu. Aman ne insafsız anneler var yahu. Yepyeni bebek sokağa atılır mı? İnsan hiç olmazsa kapıcıya falan bırakır. Hamaset, bunu alıp besleyelim. Aa, alacağız tabii. Sünger kadar çocuğu sokakta bırakacak değiliz değil mi? Tabii canım, alıp bakalım. Sonra büyüyünce de o bize bakar. Değil mi? Ah canım benim, ah güzel ablam. Sana binlerce şükür, bunca yıl çocuğumuz olmuyor diye doktor doktor dolaştık. Bu yaştan sonra da olsa bu çocuğu verdiğin için sana binlerce şükür yani. Hem de arabasıyla. Arabasına gerek yoktu ama onu da sen takdir ettin güzel Allah'ım. Şükürler olsun sana. Hamaset, az önce Allah'la arana girip lafını kesmek istemedim ama bizim daha önce hiç çocuğumuz olmamış mıydı? Aa, nasıl olsun beyan, sen kısırsın ya. Kısır mı? Herhalde çocuğu tek başıma yapamazdım değil mi? Doğru, haklısın. Benim de yardım etmem gerekirdi. Bu iş ekip işi. Neyse canım, kısır mısır biraz zorlayınca Allah veriyor işte. Hadi hadi içeri alalım, çocuk soğuktan moralıcık. Gel bakalım benim minicim, gel bakalım. Gel.
Ya dikkatli tut, dikkatli. Aynı ben demiş, burnumdan düşmüş. Kulakları da bana çekmiş. Ayol çocuğu ben buldum, sana niye çekiyor ki? Bulduğun zaman ben de yanındaydım ya, ondan herhalde. Hem sen buldun diye niye sana çekecekmiş yani? Ampulü de Edison buldu ama ampul Edison'a benziyor mu hiç? Ayol şuna baksana, tıpkı ben, tıpkı ben. Saçmalama Hamaset, annesi babası kimse onlara benzer. Doğru, bir annesi babası var bunun değil mi? Vardır tabii. Alçıdan yapmadılar ya zavallıcığı. Neyse canım, bundan sonra annesi de babası da biziz. Nüfusumuzu da geçirdik mi kimse bize benzemediğini söyleyemez. Tamam. Bana bak. Bu kız mı oğlan mı? Ha? Bilmem, açıp bakmak lazım. Kızsa sen bak, benim bakmam doğru olmaz. Ya oğlansa? O da var tabii. O zaman kız da ben bakayım, oğlansa sen bak. Tamam. Ama ilk önce şöyle önceden bir yoklasak mı? Ne dersin? Ama çek elini, çek elini canım, ben bakarım. Ay, bakalım, bakalım. Peyami, oğlan bu, oğlan. Allah'ıma şükürler olsun, sonunda nihayet oğlanı bulduk. Tabii erkek adamın erkek oğlu olur. Değil mi ama? Sana ne oluyor Peyami? Babası sen misin ayol? Allah Allah. Yani çocuğun babası erkek adammış ya. O açıdan yani. Şuna bak, şuna bak. Hop 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 hop. Altın top. Şuna bak Peyami Allah. Koş babaya koş bakalım, koş bakalım. Hop hop hop. Hop. Peyami, bir de buna isim koymak lazım. İsim mi? Tabii numara verecek değiliz değil mi? Acaba üstünde yazıyor mudur? Ayol sen iyice kafayı zıplattın Peyami. Niye üzerinde yazsın? Senin ismin üzerinde yazıyor mu Allah aşkına? Öyle söyleme Hamaset. Çocuğu kapıya bırakanlar belki ismini bir kağıda yazıp üstünde bir yere iliştirmişlerdir. Ayol oldu olacak, kullanma kılavuzunu da koysalardı yanına. Bak ne diyeceğim. Buna en iyisi rahmetli babamın ismini koyalım, ben ne dersin? Olabilir o. Neydi babanın ismi? Ne miydi? Şeydi. Rahmetli annemin ismi de güzeldir. Hatice koyalım ben. Olur mu öyle şeyde? Hamaset, yani oğlan çocuğuna Hatice ismi koyulduğu nerede görülmüş? Canım, geçici olarak. Sonra değiştiririz. Öyle zırt pırt isim değiştirilmez. Olmaz öyle şey. Ha, Uğur koysak. Belki bize uğur getirir. Talih koyalım, Talih getirir. O da olabilir. Belki ileride bir tane daha bulursak onun da adını Salih koyarız. Kafiyeli olur. Bak be abi, madem uğur koyuyoruz, uğur getiriyor. Talih koyuyoruz, Talih getiriyor. O zaman direkt olarak para koyalım, para getirsin. Yine saçmalamaya başladın Hamaset. Yani iyice bunadın vallahi ha. Buldum Peyami, buldum. Rahmetli babamın ismi Rüştü'ydü. Rüştü koyalım. Biz ötekinin adını Rüştü koymamış mıydık? Ayol, bizim bundan başka çocuğumuz mu var? Hem sen kısır değil miydin? Gide bir de bana kısır deyip durma. Bizim Rüştü diye eşek kadar oğlumuz var. Nasıl unutursun? Ayol, biz onu hazır olarak almamış mıydık? Yani evlatlık olarak. Ne hazırı Hamaset ya? Biz kendimiz yaptık. Bir de kısır diyorsun bana. Canım, o kadar da değilsin demek ki. Kazara bir tane olmuş. Hamaset, ben çocuğun ismini buldum galiba. Ne buldun? Allah verdi olsun. Nasıl olsa hiç aklımızda yokken kapının önünde bulmadık mı biz onu? Ayol, Allah verdi de ne biçim isim, öyle isim mi olur? Tövbeler ya, tövbesi. Oldu olacak, Allah kapının önüne koydu. Biz de bulduk, ismini koyalım. Yo, o biraz uzun olur. Ne uzun olur? Bebek. Bana çekerse uzun olur tabi. Nasıl uzun olur? Ne uzun olur? Kim? Ben. Ayol, niye yemiyor bu çocuk? Acaba yemekleri mi beğenmedi babası? Yemeklerin nesi var? Annesi mis gibi kuru fasulye, pilav, balık. Balığın yanına rakı mı açsaydık ha? Saçmalama, annesi küçücük çocuk, bu iki kadeh rakı ise sarhoş olup olay çıkartır.
Canım hatırlasana, Rüştü'de ağladığı zaman rakı verip uyuturduk ya. Ya Rüştü içkiye dayanıklıydı. Bunun ne olduğunu daha bilmiyoruz. Haklısın. O zaman biraz süt ısıtalım babası. Ne dersin, çocuklar sütü severler. Doğru doğru. Ne de olsa bebek rakıdan hoşlanmayabilir. Hadi o zaman gidip biraz süt ısıtıver babası. İçine biraz da Nescafe koyayım mı annesi? Sıcak sıcak içer. Aa, bunadın galiba. Oldu olacak. Sigara yakıp eline verelim. Ayol Nescafe uykusunu kaçırır çocuğu. Aa, sigara içmez, rakı içmez. Peki bu çocuk neyi de besleyecek Allah sen? Hadi senin babası çocuğun açlıktan karnı zil çalıyor. Zil mi çalıyor? E duymuyor musun babası? O kapı zili annesi. Geldim, geldim, geldim. Peyami abi amca, işte aldım istediğiniz çocuk bezlerini. Ama merak etme, bakkala söylemedim onu size aldığımı. Söylesen ne olacak evladım, bizim gizlimiz saklımız yok ki. Öyle deme Peyami abi amca. Hamaset abla teyze artık yaşlandı, altına kaçırıyor desem pek hoş olmaz idi herhalde. Sen ne diyorsun be Sersem Abdo, bizim oğlumuz oldu oğlumuz, haberin yok mu? Oğlumuz mu? Gel. Yani. Bak. Ana! Abi! Yan apartmandaki Melek Hanım'ın oğlu değil mi? Kadıncağız da çocuğum çalındı diye ağlayıp duraydı da. Hayır, vermem çocuğumu. Alamazsınız benden. Ne demek vermem teyzeciğim? Kadının çocuğuymuş işte. Ne demek kadın çocuğu? Şu çocuğun gözlerine baksana. Tıpkı ben. Doğru. Onda da iki göz var, sende de. Başka da bir benzerliğiniz yok zaten. Teyzeciğim yapmayın. Ne olursunuz benim çocuğumu. Hadi hamaset, inat etme. Ver kadını çocuğunu gitsin. Sen ne diyorsun? Ben bu çocuğu sokakta mı buldum? Sokakta bulduk tabii, unuttun mu? Canım öyle olsa bile o kadar baktım, büyüttüm, yemini suyunu verdim. Kıyar mıyım içmem? Teyzeciğim perişan olduk zaten, yapmayın ne olursunuz. Aa. Hemen arada bir getirir gösteririm çocuğu size. Hadi hamaset, inat etme, ver gitsin, zaten boyuna gaz çıkartıyordu. O kadar istiyorsan biz yenisini yaparız. Ama saçmalama bey abi, bu yaştan sonra nasıl çocuk yapacağız? Hem sen kısır değil misin oğlum? Ne kısırı hamaset? Sen yeterli teknolojiye sahip olsan evelallah hemen yaparım. Hadi ver kadını çocuğunu getir, al kızım gel. Yapmayın. Ah canım. Geçmiş olsun buyurun. Gitti anne. Gitti bebeğim. Gitti. Annesi de kavuştu çocukcağız. Bunda ağlanacak ne var bunda hayatım? Hayrola ne oluyor burada? Anneciğim iyi misin sen? Anneciğim mi? Bu da kim ayol? Pes yani, insan 40 yıllık oğlunu tanımaz mı anne? Oğlum mu? Anne ben Rüştü, hatırlasana. Allah'ım sana şükürler olsun. Tam bir çocuğum gitti derken yenisini verdin bana, şükürler olsun sana. Biz de buna bakıp büyütelim bari, o da büyüyünce bize bakar. Ya. Yapma babacığım, çocuk muyum ben? Bunun gazı var galiba beyan, bak huysuzlanıyor. Pes yani anneciğim, 40 yıllık oğlunu tanımadığın gibi bir de bebek muamelesi yapıyorsun. Yaptım ayol şaka. 40 yıllık oğlumu tanımaz mıyım? O kadar bulamadım herhalde. Nihayet. Hamaset, biz bunun adını rahmetli babanın ismini koyalım. Rüştü iyi bir isim değil mi? İyi bir isim. Rüştü mü? Benim ismim zaten Rüştü. Kaç kez koyacaksınız bu ismi bana? Ay yine yuttu, valla yuttu. Ne oluyor ya? Şıllıklara bir türlü veda edemedin galiba. Aa, ne şıllığı Febriye? Ne şıllığı olacak? Rüyanda gördün şıllık. Bak bir daha o şıllıklı rüyayı görürsem gözlerine mil çekerim ona göre. Hayda, rüya gördüğümü de nereden çıkardın Febriye? Ha, bu kadar da fazla artık. Ya rüyada şıllıklarla at koştururken bu kadar da fazla olmuyordu değil mi? Yani bir pazar sabahı rahat vermedin ya Febriye. Utan. Rüyalarına girecek güzellikte bir karın olmasına rağmen pazar günleri bile sağsızsız rüyalar görüyorsun. Hadi kalk diyorum sana. Allah'ım ya Rabbim bu bir kabus mu yoksa ya? Meftun, biz Ömran'la Belkin Hanımların günlüğe gidiyoruz. Sen de evde uslu uslu oturacaksın, tamam mı? Bak Febriyeciğim. Oturuyorsun dedim, nokta. Sanki evi yakacakmışım gibi çocuk muamelesi yapma lütfen Allah aşkına ya. Ne o? Yeni gelinler gibi böyle karatıyorsun yoksa görücüye birini mi bekliyorsun?
Kapının sesini duymadın galiba Fevriyeciğim. Daha fazla acı çekmesin diye açmaya gidiyorum. Hiç tavsiye etmem Meftun Bey. Bizim kapı İETT otobüslerinin kapısı gibidir. Çok yaklaşırsan otomatik olarak çarpar. Geldim. Geldim. Tamam geldim. Ah Özge. Ay canım sen nerelerdesin? Ay, ay iyiyim canım sen nerelerdesin? Özlettin kendini. Bırak elindekini. Çalıştığım şirketin İstanbul'daki kurslarına geldim. Birkaç gün sizde kalabilirim değil mi? Aa, tabii kalırsın abimin baldızını ben otel köşelerinde yatırır mıyım hiç? Kal kal bak bir daha var, o da daha çok memnun olacak Meftun. Nasılsın Meftun abi? Ay, iyidir iyidir, dur. Nasıl olsun işte Meftun abini bilirsin, bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü duruma göre değişiyor. Aa, sakal sana çok yakışmış Meftun abi. Teşekkür ederim. Ofis sakallardan hemen kurtuluyorsun. Geldim. Kapıyı neden birlikte açmıyoruz? Hem geze geze gideriz. Hem sen evi öğrenmiş olursun. Hadi gel. Gel. İmran dur sürpriz yapalım. Ay ablacığım geç kaldık Belgin ablanın gününe. Hadi neredesin? Aa, hazır değil misin yoksa sen? Hazırım canım. Bak kim var? Ah kız Özlem. Canım. Canım nasıl güzelim abla? İyiyim iyiyim hayatım. Hadi ablacığım saat 12 oldu. Geç kalıyoruz. Sen de otursana Allah aşkına, niye ayaktasın sen? Aa bak bak şöyle otur, ben şimdi hemen geliyorum. Şöyle geç. Ne oldu abla, geç kalıyoruz hadi. Tamam da şimdi... Tamam, kedi ciğeri nasıl emanet edeceğim salak? İki dünya bir araya gelse Meftun'la Özlem'i bu evde yalnız bıraktıramaz bana. Meftun gözümün önünde olmadı kızım. Yoksa gün bana zehir olur. Ya ablacığım sen merak etme, Özlem'i de götürürüz güne. Gel bak. Ay fena. Özlem! Hayatım biz Belgin ablanın gününe gidiyoruz. Ha. İstersen sen de gel. Sen de gel bizimle. Mümkün değil, gelemem İmran abla. Oturup çalışmam lazım. Aa, olur. Hadi gel Allah aşkına. Sizi kırmak istemezdim ama gerçekten gelemem. Hem çok yorgunum. Ne yapacağız? Ne oldu olacak? Var Meftun eniştemi de güne götüreyim. Fena fikir değil vallahi. Saçmalama abla, o kadar kadın arasında tek bir horoz olur mu? Önce haber verseydiniz de ben de yanımda çeyrek altın dolar molar getirseydim. Tamam. Meftun enişten geliyor. Ama nasıl geliyor? Onu az sonra göreceğiz. Gel gel. Gel şöyle gel. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Yolda yürürken Allah aşkına bir kadınmışsın gibi yürü. Bir sus ya Fevriye. Senin kıskançlık nöbetlerin yüzünden el alemde resim kepaze oldum zaten. Ay ne istedim ki Allah aşkına? Alt tarafı şöyle birazcık kırıtacaksın. İstersen tek engelimi de böyle ameliyatla aldırayım. Daha inandırıcı olsun. Vay anasını be. Bu fıstık da kim? Ümran'ların arkadaşı falan herhalde. Ümran sen öne geç, biz Meftun'la arkaya oturalım. Aa, Meftun mu? Gülme lan gülme be gülme. Hadi 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 bunu çok ol, acele et. Gülme lan alçak herif. Ya ben şimdi buna ne diyeceğim? Bacanak mı diyeceğim, baldız mı? Aman Cüneyt sen de fazla abarttın. Sadece basit bir önlem aldım o kadar. Vallahi iyi yapmışsın, ne diyeyim. Yani bu önlemi biraz daha arttırsan, büroya da böyle göndersen vallahi ne eğlenceli olur ha. Ay Allah aşkına Meftun yahu. Böyle baston yutmuş bitirin mankeni gibi durmasana. Biraz kırıt ayol kırıt. Ay ay ay, Balkanlarla ortada olur her şey çakrak kadını gelmiş. Canım. Hoş geldin Meral'cim. Canım nasılsın? Siz de hoş geldiniz. Hanımefendi kim çıkaramadım alayım ben. Beni daha önce görmemeniz çok normal. Daha yeni kadınlığa yatay geçiş yaptım duvarın üstünde vallahi. Bizim Neptun'un kız kardeşi Merve. Böyle abuk espriler yapmaya bayılır. Neptun'dan apık olmasın. Neptun Bey'e de çok benziyor. Sanki hıt demiş burnum. Ay, iyi de acil hayatım. Geç, geçelim. Buyurun, sana geçin. Hoş geldiniz Fevriye yenge. Aa, hoş geldiniz Ümran yenge. Merhaba. Eyvah, bir Cevat da evdeymiş. Allah'ım ne olur tanımasın beni. Vallahi rezil oldum, rezil. Meftun'la buluşup Felek'ten bir gece çalacaktık. Kaç aydır atlatıyor beni üçkağıtçı. Ya. Hanımefendi akrabanız mı acaba? Ay şey Meftun'un kız kardeşi. Öyle mi? Merve evet.
bacı ya. Meftun'un bacısı benim de bacım sayılır. Evet. Bu kadar güzel kız kardeşi vardı, neden tanıştırmadı daha önceden acaba? Cevat, sen odana gider misin lütfen? Biz burada kız kız eğleneceğiz değil mi? Cevat, hadi geçin şöyle. Hadi, hadi. Ben geçerim, hadi geçin. Geç hayatım, gel. Nerede çorabını nereden aldın? Ay seni o kadar ördek bulamadım. Ben ne kadar çıktı? Ay ne bileyim ben, Fevriye ablam aldı işte. Bulur, nefret bulur. Aa, Merve be, gel hadi biz de kurtlarımızı dökelim. Bırak Allah aşkına Ümran ya, ne oluyor ya? Aa, ne oldu sesine? Ay, grip olmuşum ben. Boru gribi. İnsan boru gribine tutulunca sesi boru gibi çıkıyor. Kimleriniz var ya? Ah, kimlerin gömümçesi gelmiş, kimlerin? Mektup'a hiç böyle karşılıklı dans etmemiştik. Bari senin de dansın. Şöyle. Allah aşkına ne yapıyorsun ya? Hadi kadın kılığına soktuğun sesimizi çıkartmadık ama şimdi de dansöz yerine koydun bu kadını dolmaz yerine. Hadi ya, hadi biraz kıvır ayol, biraz kıvır ayol. Bak dansözümün aklına geldi, para yapıştırayım sana. Yapıştır, yapıştır. Helal olsun be. Tamam, gelin şimdi, geç artık. Hadi, git. Oh be ablaların altına sen 150. Ben de sana yapıştırayım hadi. Kuslar. Of! Of! Ah! Ah! Ay börek de çok güzel olmuş. Eline sağlık. Vallahi nasıl yaptın bunu? Afiyet olsun hayatım. Hı-hı. Biliyorsun bu yufkayı önce haşlıyorsun. Hı-hı. Onun için çok güzel. Ay ben bir türlü tutturamıyorum yok, bunu. Yok, ben tutturuyorum. Ay bizim Meftun... Ay şey nerede kaldı? Dur bir bakayım Meftun diyorum. Merve. Em açayım sana. Araba açayım sana. Açayım sana. Karımı boşayıp seni alayım. Yeter gibi evet. Ne oldu? Manyak mısın sen de? Senin bacına ablana böyle yaptılar. İyi mi olur? Bırak anamın bacımı şimdi gel buraya. Yapma. Dünyalar benim oluyor. Açıklayabilirim Fevriye'ciğim. Ben de açıklayayım karıcığım. Her şey duyabilirsin. Eve gelen her karıya atılıyorsun. Utanmazlar, ne olacak? Bunlar senin yüzünden oldu. Bakın hanımefendi, size halde açıklayabilirim. Meftun! Adamı kapatana soktuk, o halde bile çapkınlık yapmaya başladı. Aşk olsun yani Fevriye. Bak beni ne hale getirdin Fevriye! Ana, kısmetim kabarmış kız senin kahılmış. Ben bir gün mü desem, üç gün mü desem, sana çok şiddetli bir yumruk görünüyor lan. Ulan gözdeki morluktan fal mı bakılırmış? Optika yok. Niye bakılmasın lan muhalif inek? El falına inanıyorsun da göz falına niye inanmıyorsun? Dur bak bir de şu öte yankı gözümden bakayım dur. Ulan öte gözümde morluk mu var? Dur bakayım şöyle dur. Bak morarmaya başladı bak. Bak he, görüyor musun? Demiden o gözünden baktığım faldaki yumrukta çıktı işte bak. İnşallah pençelerim kırılır da ben de senin pençe balına bakarım. Astrolojiyisin. Dur bakayım kız kalkın. Ana. Lan burada kara bir leke oluşmaya başladı kız. Görüyor musun kalkın? He, görüyorum. Böyle bir mezar taşı kuruyorum. Etrafında bekleşen ayılığa bak. Anne! Bu taşın üstünde itilmiş mi yazıyor ne? Dalga geçme la inek. Dur la dur bakayım. Ana! La uçan tekme la bu kalkılmış. La burada sana çok şiddetli bir uçan tekme konuyor la. Bir gün mü desem, üç gün mü desem. De bir la çok ballısın la kalkılmış. Kaçma lan gel buraya. Bırak. Bırak. Kaçma lan. İste istemez bu dayağı yiyeceksin. Gel buraya yumruk. Hitilmiş. Anne.
Fevre barış görüşmelerinde. Ulan nerede olacaksın? Neredesin tabii ki Ankut? Ev kim? Ben kim? Sen kimsin? Kim? Ağam kim? Paşam kim? 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 Kiziroğlu itilmiş bir ayının oğlu, zor ayının oğlu. Kiziroğlu itilmiş bir ayının oğlu, zor ayının oğlu. Ulan sen benden dalga mı geçiyorsun Ankut? Hiçbir şey hatırlamayan be kardeş be. Kardeş mi? Ulan şey de mi hatırlamıyorsun atlarını? Hani Gonyalım, Gülentay, Lider Bey, Kolejlüm. Ulan Halis Karataş'ı da mı hatırlamıyorsun? He? Hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Çok zorlayanım ben. Ulan dayakları da mı? Hani uçan tekme, tokat, sağ kroşe, sol kroşe, yumruk hatırlamıyorsun mu? Çok, çok zorlayan kafam hem. Ey güzellerden güzel Cenab-ı Rabbül Alemin. Bu hafıza kaybını verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Çok makbule geçti. Ulan itilmiş ayısı. Şimdi düştün elime. Mahvettim seni be. Ulan bak şimdi. Ben sana biraz gelmişini geçmişini anlatayım. Senin adın itilmiş. Benim adım kakulmuş. Ben senin karınım. Karın mı? He? Karınım ama çok psikopatım ya. Sen hafızını kaybetmeden evvel benden çok korkardın. Ben ne desem sen yapardın. La ufak tefek bir şeysin. Ben senden niye korkuyorum? Ulan kaç kere satırla kovaladım ya seni hatırlamıyor musun? Hatta bir keresinde bıçaklamıştım da. Hatırlamıyorum. Bundan sonra da benim söylediklerimi yerine getirirsen senin menfaatin oldu ya, ona göre. Yoksa... İtilmiş, sen hafızını kaybetmeden önce dantel yapardın, hatırlıyor musun? Dantel mi yapardım? Allah Allah, emin misin? Eminim tabii ki. Mesela bak, bu dantellerin hepsini sen yaptın. Ama maşallah var, öyle de güzel vuruyorsun ki. Aa bak, alıcı. Ver bakayım, bir deneyim be. Ulan yeni hayatımda seni maymun gibi maskaraya çevirmezsem bana da kakılmış demesinler. Buyur kakılmış. Bu ne lan? Çayı beğenmedin mi kakılmış? Ulan söyle kayısı. Benim çayımı hep karanfilli yapardı. Ana ya, hafızamı kaybettim ya kakılmış. Kusura bakma, çayı nasıl içtiğimi unutmuşsun. Ulan tamam bak, bu seferlik affedeyim ama öyle her hata yaptığımda hafızamı kaybetmişim derse vallahi uyarım ya, ona göre. Hadi kalk şimdi işe gidiyoruz. Yanlış anlama emme kakılmış, biz çalışıyor muyduk? Bak, bak yine aynı şeyi yapıyor ya. He kaç kere söyledin unutmayacağım diye, tamam mı? Bak ulan kulaklarını keseyim mi? Aaa şimdi kulaklarını... tamam. Pardon kakılmış, pardon. Nereye lan? Aktarmalıyım, nereye? İşe gideceğiz dedin ya kakılmış. Ulan işe gideceğiz de böyle mi gideceğiz he? Ankut herif. He niye zırtlamayan beni zırtına almayan? Dur. Öyle dur orada bekle giyineyim. Zırtına al. Ulan yoksa unuttun mu? Yok canım. Unutmuyun hiç. Tabii sırtımı alıyordum ben. Hiç unutmuyun o güzel günleri. Dalgınlığıma geldim. Çek tamam. Aferin aferin. Çek. Kaldı canım, geç kalacağız şimdi. Ana, Bismillahirrahmanirrahim. Ana. Kız, Ruhiye, ne haber? Hayrola, biraz şaşırmış gördüm seni. Allah kimseyi şaşırtmasın. Günaydın kakılmış. He, tanıştırayım. Bak bu itilmiş, bu da şaşırmış. Memnun oldum, şaşırmış bak. Ay ben de memnun oldum itilmiş enişte. Kız niye yayan giriyorsun?
Gel itilmişin ensesini bini be be. He? Ne olacak be? Anlaştık. Gelin ben acık be. Yok ben yaya giderim böyle eyi eyi. Ana sen biliyorsun. Aslında bu bizim itilmiş de iyidir ama. Ya spor modeli biliyor musun? O kötü. Yani tek düşünün. İki kişi olunca binilmeye. He öyledir öyledir. Kız lan. He? Biraz acık gaza bastın otobüsü kaçıracağız lan. Yavaş gidiyor hadi. Ondan arabası var. İyi Gunder Hanım'ım. Beni temizlik şirketinden gönderdiler. Adım kakılmış. Ama dostlarım kısaca kahter. Bu da asistanım itilmiş. Ona da kısaca it diyebilirsiniz. Ya öyle mi? Değil önemli değil. Buyurun buyurun. Babamızın örneği ne kadar güzelmiş. Bir ara verin de örnek çıkar diye. Buyurun. Ne benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. İyi temizle olan yerleri temizlik ayısı. Birazdan gelip kalite kontrol yapacağım. Yerde bir tane toz kurursam seni toz bulduğu haline götürürüm. Gelip bir kontrol etsek diyorsun, kalkılmış kalsa her yeri temizledim, pırıl pırıl ettim. Bakayım. Bak. Bu ne ulan? Ne ne? Bu? Ana. Bu ne de be? Ne? Ulan! Alsana onları yerde! Unuttum ayısı! He? Kaseyi kırdım galiba, çok kötü acıyım. Ulan! Hani temizlemiştin her tarafı? Pislik içinde? Ulan yakında Aysel Gurel gelip buradan çöp toplamaya kalkarsa hiç şaşırmam he! Kusura bakma, gözümden kaçmış, kaçmış. He, demek gözümden kaçmış, miyop ayısı senin. O zaman yere iyice eğileceğim. Eğil bakayım yere, eğil. Çıkar dilini bakayım, çıkar çıkar çıkar. Şimdi yalamaya başla yerleri. Ya, kalkın, yala, yala. Yapma, yapma, nasıl yalayasın? Lan dedemin yap, benim dedemi yap. Yere yala bakalım. Vay be, kadına bak, helal olsun. Bir de kadınlar dayak yiyor derler. Bütün kadınlar kakılmış gibi olsa yeryüzünde dayak mı kalır be? Gel gel. Kakılmış kulağımı çok çekme ya. Gel gel gel. Ben kulağını çekiyorum ki bu sözlerim kulağına kupa olsun diye. Bu biraz daha çekeyim de kupeler 24 ayar olsun. Bana bak ulan eksportayım. Ben gelene kadar bu avizeyi tertemiz yapacaksın tamam mı? Hadi bakalım. Neresi lan? İtilmiş. Biraz önce kazağın örneğini çıkarmak istemiştin ya. Ah getirdim işte. İtilmiş. Kazak örerken kaç numara şiş kullanıyorsun? Ne örneği lan? Ben öldüm mü yoksa lan? Lan beni kim götürdü lan buraya? İşlerini kaydırıyorsun lan. Aylak ayı. Ne yapıyorlar bu salak keçi? Ecelde mi susadı he? Dur bakalım belli ki her şey bu şempanzenin başının altından çıkmış. Niye silmiyorsun lan abiyizeyim he? Yoksa gene hafızamı kaybettim diye affetmem mi bekliyorsun? Çizeyim mi ya? Demek hafızamı kaybetmiştim he? Tabii kakılmış da fırsattan istifade intikamını aldı. Dur bakalım hafızamın yerine geldiğini hiç çaktırmayın ne yapacak? Ulan bana bak, yine bir yalak dururum yerleri ya. Vay manyak geçi vay, demek yerleri yalatmış bana. Ben de ağzım niye böyle pis dadya diyedim. Dur bakalım daha neler çıkacak. Ulan gene binerim zırtına. Evden buraya nasıl zırtında geldiysem, buradan da eve öyle zırtında giderim ona göre, haberin olsun. Ana mahvoldum ben. Bütün mahalle görmüştü, şimdi bu salağı sırtımda taşıdığımı.
Şimdi hangi yüzden çıkarın kayfeye? Ulan su topayı su. Ne duruyorsun öyle hangi tağut? Daha şuralar temizlenecek ya. Hadi ya. Lan beni bak manyak kalmış. Demek hafızamı kaybettin diye bana yapmadığını bırakmadın ha? Ne oluyor be? Ne diyorsun hafızanı kaybetmedin mi sen? Ulan valla şaka yaptım. Hakikaten hiçbir şey yapmadım ben sana. Bak doğru. Ya bırak canım önemli değil. Biz şimdi temizliğimize devam edelim. Yat bakayım gene. Yat bakayım gene. Dırtlı süpürge. Düğmene de basayım bakayım. Hadi bakayım. Allah yutlar şuralar yutlar. Allah belanı ne oluyor? Ne oluyor Allah'ım ayı kapağınlarına zehir gelir. Hiç merak etme hanımım. Bu özel yöntemine her taraf fırıl fırıl olacak. Temizle bakayım.